Gazilerimiz, şanlı tarihimizin yaşayan abideleri, destansı zaferlerimizin ebedi kahramanları, milletimizin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının ölümsüz destanlarıdır. Gazilerimiz, bu aziz millet dünya üzerinde var olduğu müddetçe bu topraklarda yaşayan herkes için bir onur ve şeref vesilesidir. Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve gazi, toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Bu vatan için canlarını seve seve vermiş aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Gazilik bir onur meselesidir, gurur meselesidir, bu vatana hizmet meselesidir. Biz böyle bakıyoruz. Asaf Açıkgöz, askerlik yaptığı taburda, öğle yemeği sırasında birliğindeki bir askerin hainliği sonucu yaralandı ve gazi oldu. İsmim Asaf, soyadım Açıkgöz. 1960 Yozgat doğumluyum. İlkokulumu, ortaokulumu ve liseyi, daha sonra da yüksekokulu Yozgat'ta bitirdim. Çocukluğum biraz sıkıntılı geçti. Babamın çalışmadığı zamanlara denk geldim. 12 yaşımda ilkokulu bitirdiğimde, baba ben okuyacağım dedim. Babam da ben seni okutamam dediğinde ben çalışırım, bir şekilde okulu bitiririm diye devam ettim. Babam da buna sıcak baktı. Ben boyacılık, garsonluk yaparak 2,5 liraya 3 ay çalıştım. Benim emsallerim gezerken ben çalışıyordum. Bununla ortaokulu defterlerimi, kitaplarımı, takım elbiseme bir abim de sağ olsun yardım etti. Bu şekilde 3 yıl ortaokulu bitirdim. Daha sonra tekrar babamın işi olmadığı için babam oğlum ben seni okutamam dediğinde baba ben yine çalışırım, liseyi de bitiririm dedim. Liseyi de gece sabahlara kadar bir lokantada çalışarak sabah da liseye giderek okulu bitirmeye çalıştım ve mezun oldum. Siyasi olaylardan dolayı babam oğlum sen askerliğin geldi askere git dediğinde ben de askerliğimi kabul ettim. 1980'de Sivas'ta Çavuş Talimgah Taburu'na askerliğime görevime başladım. İki abim, bir ablam ve bir kız kardeşim var. Ablam benim yaşım küçükken evlenmişti. Bir abim de Kayseri'de göreve başladı. Diğer abim, kız kardeşim ve ben üç kardeş olarak Yozgat Develik Mahallesi'nde yaşamımıza devam ettik. Benden bir büyük abim aynı sıkıntıları yaşadı. Kendisi de liseyi aynı benim şartlarımda bitirmiştir. Kız kardeşim maalesef benden küçük olan kız kardeşim okumaya meyilli değildi ve okumadı. İlkokulu dahi bitirmeden kendisi evliliği tercih etti. Abimi 40 yaşında kaybettik. Arkasından bir zaman geçti, ablamı da kaybettik. Onun üzüntüsü de bir araya geldi. Annemi, babamı da kaybettim. Şu anda bir abim Bandırma'da, kız kardeşimle biz Ankara'da yaşamımıza devam ediyoruz. Liseyi bitirdiğimde babam askerliğe gidip bir an önce askerliğini yap gel dediğinde babamı kırmadım. Gittim askerliğimi Sivas Acemi Birliği'nde yaptım. Kendim gönüllü olarak 3 ay sonra Kıbrıs'ı tercih ettim. O anda 11 aylık askerdim. Kendi askerimiz cephaneliğin kapısını kırıyor. Oradan 20 şarjör, 5 tane el bombasıyla tam yemek saatinde yemekhaneye geldi. Biz ne olduğunu anlamadan onbaşı dua ettirdi, oturduk.
Normalde beni vurma şansı hiç yoktu. Çünkü onun ateş ettiği yerde ben daha uzakta oturuyordum ve köşe kenardaydım. Ateş ettiğini bile anlamadan, ne olduğunu anlamadık, Rumlar bastı falan diye derken, zaten Rumlardan kalma sinemada 300 kişi yemekteydik. Bir de bir anda ayağa kalktığımda iki tane el bombasının benim masama doğru geldiğini gördüm. O arada masadan ayağa kalktım. Havaya elimi kaldırdığımda kolumdan kurşun yarası aldım. Diğer taraftan el bombalarının patladığında kasığımdan şarapnel parçaları aldım ve yaralı olarak bir anda sinemayı terk etmeye düşündüm. Sinemadaki arkadaşlarım böyle birbirlerinin üzerine camdan şey yapmışlar. Hiçbiri dışarı çıkamıyordu. Ben onun ateş ettiği yere doğru yöneldiğimde kardeşim Mustafa tertibim orada yerde yığılı kalmıştı. Ben o şeyle bir baktığımda kolumdan yaralandığımı, aynı zamanda kasığımdan da tüm bağırsaklarımın dışına çıktığını gördüm. O halimle bile kendimi dışarı attığımı hatırlıyorum. Arkadaşlarım beni almışlar, Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Orada bir ameliyat geçirdim. Bir ay sonra Girne Askeri Hastanesi'ne sevk edildim. Benim Kıbrıs'ta askerlik yaptığım dönemde sadece sıcaktan rahatsız olduğumuzu söyleyebilirim. Onun haricinde arkadaş ilişkilerimizde en ufak bir sıkıntı olduğunu da zannetmiyorum. Yalnız bu şahıs biraz sıkıntılı bir şahıstı. Aynı zamanda tertibimizdi. Kendisi bu olayı yapmak için kafasına koymuş, bunları planlamaya çalışmıştı. Ben de onu bir hafta önce tünelleri geziyordu. Ben de sordum kendisine, Arıza sen burada ne geziyorsun? Hiç çavuşum işte, tatil olduğu için geziyorum dedi. Bir hafta sonra kendisi nöbeti alıyor, cephaneliğin nöbetini alıyor, tam yemek saatine getiriyor. Kasa turayla açıyor, savaş durumuna hazır olduğu için bizim cephaneliğimiz rahat açabiliyor. 20 şarjör mermi ve 5 tane el bombasıyla direkt yemekhaneye gelip el bombalarını fırlatıyor. Arkasından da ayakta ateş ediyor. Ateş ettikten sonra tünele giriyor, tüneldeki askeri de tarıyor, oradan barış gücü askerlerine geçiyor. Barış gücü askerleri de Rumlara teslim ediyor. Orada Marksist-Leninist Komünist Partisi üyesi olduğunu, Türk askerini sevmediğini, kendisi de aynı zamanda Süryani kökenli. Beni diyor Suriye'ye kaçırın, Rumlar da bunu Suriye'ye kaçırıyorlar. 5 sene sonra Suriye'de kaldıktan sonra bu olay unutuldu diye sınır kapısına geliyor, sınır kapısında yakalanıyor. Direkt askeri cezaevine atıyorlar. Ondan sonra psikolojik tedavi görüyor. İstanbul Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 1,5 yıl tedavi gördükten sonra kendisine şizofreni teşhisi koyuyorlar. Olay esnasında Mustafa kardeşim ölüm şansı hiç yok diyebilirim. Çünkü tabur komutanımız değişiyor, yüzbaşı. Diyor ki Mustafa'ya, kendisi yazıcı. Mustafa diyor, ben diyor Ramazan yakın oruç tutanların listesini al gel diyor. Normalde biz yemeği yedikten sonra o tek başına yemek yiyordu. O çocuk yemek listesini aldığında bununla karşı karşıya geliyor. O da silahı doğrultarak buna ateş ediyor. Ölen arkadaşımız bir tek o oluyor. 8 tane de ağır yaralı olarak biz arkadaşlarımıza yaralanıyoruz. Bu olayda şehit olan arkadaşımız Mustafa aynı zamanda ailecek çok büyük talihsizlik yaşıyorlar. Anne ve babası Almanya'dalar. Siyasi olarak büyük abisini öldürüyorlar. Arkasından peş peşe Mustafa'nın da şehit olmasıyla aile yıkılıyor ve felç oluyor. Vurulduğumda çok iyi hissetmememe rağmen kendimi dışarı attığımı hatırlıyorum. Bu aradaki tabur komutanının şoförü benim hemşerim, arkadaşım aynı zamanda Yozgat'ta. Beni kucağına alıyor, ağlıyor. Çavuşum sen de mi vuruldun diyor. Beni apar topar kendisi Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne yetiştiriyor. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde az teğmeninde diğer askerler de bana moral motivasyon olarak sen ölmeyeceksin, doktorlarımız iyi, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin doktorları iyi, seni derhal ameliyata alacaklar diyor ve ben o anda bayılıyorum. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde kasığımdan vurulduğum bağırsaklarımın ameliyatını yaptılar. O tedavim bir ay sürdü. Bir ay sonra bu kolumdaki kolumdan vurulduğum yeri sadece oraya dikerek müdahale ettiler. Arkasından asker olduğum için askeri hastaneye sevk edildim.
Bir ayda askeri sevk hastanesinde yaralarımın tedavisi yapıldıktan sonra, fakat yaralarım çok ağırdı. Doktorlar açmıştı, kapatmamıştı içten yaralar kapanacak diye. Bu arada abimin düğünü çok yakındı. Ben doktoruma rica ettim. Hocam ne olursun beni memleketime gönder. Benim kız kardeşim hemşire, onlar bana bakarlar dedim. Onlar da beni bir şartla, uçakla giderseniz sizi göndeririz dediler. Ben bir ayda Girne Askeri Hastanesi'nde yattıktan sonra Türkiye'ye geldim. Gülhane Askeri Hastanesi'ne tekrar sevk oldum. 3 defa kolumdan ameliyat geçirdim ve en sonunda askerliğe elverişli değildir diye rapor olarak beni çürüğe ayırdılar. Kendimi hiçbir şekilde sakat kabul etmedim. Yozgat Lisesi'ni 78'lerde mezun olarak bitirmiştim. Hedefim zaten devlet memuruydu, onu istedim. Çalışan bir eş istedim. Üniversite hayalim vardı. Üniversiteyi de 46 yaşımda derslere devam ederek bitirdim. Gençlerle birlikte yarış içerisindeydim ve başarılıydım. 2 senede yüksekokulu bitirdim ve alttan hiç dersim olmadı. Yaralarım iyi olduktan sonra ben çalışmak istiyorum dedim. Sakatlığımı hiçbir şekilde aklıma getirmedim. O zaman bir paşamız tayin edilmişti. Kıbrıs'ın savaşında görev yapmış bir insandı. Kendisiyle görüştüm. Paşam ben iş istiyorum. İş nerede var dedi. Bir resmi kurma dedim. Müracaat ettim. Evraklarımı verdim. Bu kardeşimiz askeri gazidir. Bu kardeşimize yardımcı olalım dedi. Yazılıyı kendim kazandım. Sözlüğü de kendileri gazi olduğum için bana verdiler ama henüz gazilik hakkımı almamıştım. İşe başladım. 26 yıl geçtikten sonra gaziliğim var. Ben askerde vurulmuşum. Bunun bir sonucu olmalı diye sürekli raporlarda hep çürük raporlarımı hep himaye ediyordum. Saklıyordum Gülhane Hastanesi'nden en son aldığım raporda. Olay raporunda Kıbrıs'tan isteterek 26 yıl sonra gazilik hakkımı aldım. 26 yıl sonra dava açtığım için geriye dönük haklarımı devlet vermedi. Zaman aşımına uğratmışım. Fakat gazilik hakkım baki olduğu için gazilik hakkımı aldım. 13 yıldır gazilik hakkımı devam ettiriyorum 2008'den bu tarafa. Eşim de benden sonra orada işe başladı. Annem bir görmek istedi. Gördü, beğendiler. Allah'ın emriyle dönür gittik. Allah da yazmış, iyi ki de yazmış, iyi ki de iyi bir eşim var, işi rast gelsin. Bir oğlum, bir kızım var, kızım evli, oğlum evli, kızdan bir torunumuz var. Bursa'ya tayin istedim, oraya da çıkmıştı. Kayınvalidemin çocuklarımıza baktığı için onun ısrarıyla Bursa'yı istemediğini, Ankara'ya bari olsun deyip en azından Yozgat'a yakındır dedi. Biz de Bursa'daki tayinimizi iptal ettirdik. Ankara yaptırdık. 14 yıldır Ankara'dayım. Derneğimize üye olmak için müracaatta bulundum. Üyeliğimi kabul ettiler. Bir yıl sonra Gaziler Derneğimizde yönetim kurulu olarak, üyesi olarak seçildim. Ve 3 yıl bu görevime devam ettim. Fakir bir ailenin çocuğu olarak eğer ben 12 yaşımda okumayı tercih etmişim, ortaokulumu, liseyi ve askerden geldikten sonra yüksekokulu bitirmek idealini gerçekleştirmişsem, şimdiki gençlere tavsiyem şu: siz şu anda ekonomik olarak daha iyi yerdesiniz, okuyun, master'ınızı yapın, yüksek lisansınızı yapın, devlete faydalı, hayırlı insanlar olarak yaşayın. Şehadete koşanlar programı olarak bizle ilgili zem ve alakanızdan çok çok teşekkür ediyorum. Beni askere çağırsalar vatanım için, milletim için seve seve askerliğe giderim. Bu vatanımı, bu milletimi ölümüne kadar savunurum. Ne mutlu gazi olduğum için. Şehit ailelerine, şehit anne ve babalarına da sonsuz saygılar sunuyorum.